Tonguç, Türkçe'de hedefin nedir? Hocam full yapmak istiyorum ama yetiştiremiyorum. Çok uzun sorular var. Evet, Türkçe'de hepimiz tüm soruları doğru yapmak istiyoruz. Toplam 12 tane konumuz var temelinde. Sözel mantık, tablo grafik, görsel yorumlama, sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, anlatım yapı, fiilimsi, dil bilgi soruları. Bunların hepsini biliyoruz biz. Bunların hepsini öğreneceğiz de zaten. Ama Türkçe'de 20'de 20 yapmak bazen zor oluyor. Niye? Çünkü bize verilen süre 1,5 dakika bir soru için. Ama 20 sorunun 20'si doğru yapmak için... Hocam bir sayfa soru var hocam resmen. Evet, bazen sorular yeni sorular gerçekten uzun oluyor. Esasında biz videolarımızda fiilimsi için yüklem bulduktan sonra mame ekine dikkat et. Ya da öğeler için ın-ı bağlantılarına dikkat et. Ya da çatılarda onu gelebiliyorsa geçişli, kendisi olabiliyorsa etkendir denildiğini. Cümle türlerinde isim cümlelerinin yükleme isim olduğunu, fiil cümlelerinin yükleminin fiil olduğunu, kuralların sonda, devrin sonda olmadığını söyledik. Bunların hocam hepsini biliyoruz. Taktiklerle her şeyi halledebilir miyim? Bu taktiklerin hepsini biz videolarımıza verdik. İşte anlatım bozukluğunda iki sağla bir bağla yöntemiyle nesne eksikse nesne eksikliği diyebilirsin dedik. Fakat temelinde senin en büyük eksikliğin süre. Yani 1,5 dakikada bir soru yapacağım. Soru uzun, yeni nesil soru ve 20 sorunu 20'sinde... Bir de karıştırıyorum hocam, çok uzun sorular. 20 sorunu 20'sinde yapmalısın. İşte bunun için sana süper bir yöntem verdik Tonguç'um. 3 turdan oluşuyor ve bu 3 tur için tanışma turu, alışma turu ve başarma turu dedik. Yani önce yeni sorularla tanışacağız. Sonra alışacağız. Bazıları hatalı olacak. Bazılarına gerçekten süreyi yine yetiştiremeyeceğiz. Ama en sonunda da mükemmel bir şekilde başaracağız. Ve 20'de 20 yapacağız. Hani senin söylediğin kelimeyi söyleyemiyorum ben Türkçe. Full demek istiyorum hocam ben. Ben o kelimeyi söyleyemem ama mükemmel bir şekilde hepsini doğru yapacağız. Şimdi bunun için sana mükemmel bir kitap hazırladık Tonguç'um. Yeni nesil taktikli Türkçe soru bankası. Peki bu kitabı nasıl hazırladık? Birincisi tabii ki sınava gireceğiz ya. LGS. Geçen seneki LGS Türkçe sorularını birebir tek tek inceledik. Hepsini tek tek detaylı bir şekilde baktıktan sonra ve 2019'daki Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularına baktık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık ve 2019-2020 yani en son kitap Milli Eğitim Bakanlığı kitabına baktık ki biliyorsun yazım kurallarında fiilimse bazı şeyleri değiştirebiliyor Milli Eğitim. Müfredata uygun mu hocam? Müfredatın en güncel hali ayrıntılı bir şekilde inceledik ve örnek aldık. Aynı zamanda kitabımızın içerisinde bol bol yeni nesil soru koyduk. Bu ne demek? LGS tarzı yatay ve dikey sorular. Bak şöyle göstereyim sana Tonguç'um. Mesela bak bu tarz infografik sorular. Veyahut da böyle yatay sorular da var. Tabii ki gerçek sanatı biliyorsun. Dikey sorular da vardı. Yani ön bilgili dikey sorular da vardı. Bu tarz görselli sorular da var. Ön bilginin verildiği mesela ön yargı budur diyor. Sonradan soru soruyor. Dikey sorular da vardı. LGS tarzı yatay dikey sorular koyduk. Tamamını %100 yeni nesil yaptık. Gerçek sınav gibi... Orta ve üst seviye hazırladık. Niye orta ve üst seviye? Şimdi senin hedefin 20'de 20 yapmak değil mi? Evet. Evet hocam. O zaman hepsi sınavda üst seviyeye gelmiyor. Orta seviyede geliyor, üst seviyede geliyor. O yüzden biz orta seviye sorularda hazırladık, üst seviye sorularda hazırladık. Ve böylece hem orta hem üst seviye soruları çözerken sen sınava tam anlamıyla birebir hazırlanmış oldun. Aynı zamanda görsel yorumlama soruları hazırladık. Bak şu çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana Tonguç'um. Bu görsel yorumlama sorularımız var ya bizim. En başta şöyle göstereyim bak. Şimdi. Bu görsel yorumlama sorularının bazıları biz örnek sorulardan önce yazmamıza rağmen birebir aynısı geldi. Aa dedik biz buna benzer soruları sormuştuk. Yani aynı mantıkta olduğumuz, Milli Eğitim'le aynı düşüncede olduğumuz net bir şekilde birkaç kez karşımıza çıktı. Dolayısıyla 244 sayfadan oluşan toplam 94 testin olduğu bu 728 nitelikli soru ve içerisine 2 tane de LGS denemesi koyduk gerçek sınav ayarında. Bunlarla beraber sen artık hazırlanacaksın. Peki ne yapacağız? İlk turda, ilk 9 adımda yani sen kitabımızın içerisindeki ilk 9 adımı açıyorum bak. Hatta bu kitabı nasıl adımlara böldüğümüzü en başında gösteriyoruz. İlk 9 adımda sözel mantık, tablo grafik, görsel yorumlama, anlam bilgisi, parça anlam ilk 9 adımda net bir şekilde sorularla tanışıyorsun. Bu sorular gerçekten seçici sorular. Ortanın ve üstün en iyileri. Soruları çözüyorsun. Hata yapıyorsun. Çok normal bir şey. Daha tanışma turundayız. Bunların ben pes ederim hocamı ben. Pes etmek yok. Hata yaptıktan sonra şimdi sen burada yeni nesil soruyu açtın. Soruyu çözdün ve hata yaptın. Olabilir. Bu durumda hemen karekodtan sorunun çözümünü öğreniyorsun. Ya da arkadaşlarına sorabilirsin. Karekodu izlemek istemiyorsan. Hocalarına sorabilirsin ama karekodda hepsinin çözümü uzman hocalar tarafından hazırlandı. Çözümü öğrendikten sonra yeniden aynı döngüye bir daha başlıyorsun. Soruyu tekrar çözüyorsun. Tekrar hata yapıp çöz. Bol bol soru çözüp bol bol hata yapıp çözümlerini öğreniyorsun. İkinci turda ise artık ne yapacağız? Konuyu artık öğrenmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü ikinci turda dil bilgisi soruları var. Yani ilk turda hatırlarsan anlam bilgisi vardı. Şurada bir kez daha tepsen göstereyim. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlamı. Burada fiilimsi, cümlenin öğeleri, söz sanatları, yazım kuralları gibi direkt bilgiye dayalı konu öğrenmeni gerektiren kısımlar var. Konuları stickerlarla öğreniyoruz. Arkasındaki stickerlarla tekrar ediyoruz. Ardından da yeniden soru çözüyoruz. Yeniden hatalar yapıyoruz ki bu sefer hatalarımız azalmaya başlıyor. Neden?
Çünkü bu sefer ön bilgili dil bilgi soruları görüyoruz. Yani dil bilgisindeki içerisinde yine infografik sorular da var ama bilgi soruları çözüyoruz ve hatalarımızın azaldığını görüyoruz ikinci turda. Bu sefer 9 ve 15. adımdaki testleri çözmüş oluyoruz. Ardından da artık en son adıma gelmiş oluyoruz. Yani 3. tur. 3. tur bizim başarma turumuz. Neden? Çünkü artık zaten konuyu öğrenmiştik hatırlarsan. Şurada gösterelim, tekrar açıyorum burayı. 3. turda gördüğümüz, 2. turda gördüğümüz fiilimsi cümle öğeleri bittikten sonra 16 ve 24. adımlar. Yani yazım kuralları, noktalama işaretleri, çatı, cümle türleri ve anlatım bozukluğu. Bunlar da yine bilgiye dayalı olduğu için yine konu öğreniyoruz. Yine bol bol soru çözüyoruz. Ve bu soruları çözdükten sonra da bunlar biraz daha diğerlerine göre kolay konular. Yani fiil çatısı ve cümle türleri biraz daha kolay konular. Artık bu konularda hiçbir hata çıkmamaya başlıyor. Ve en sondaki iki denemeyi de çözdüğümüzde sınavdan önce full yapmaya alışmış oluyoruz. Türkçe'de fullleyebilecek miyim hocam ben? Hedefin eğer Türkçe'de gerçekten tüm soruları doğru yapmaksa veya senin dediğin gibi full yapmaksa bu 3 turu rahat bir şekilde tamamladığında yeni nesil soruları çözeceksin. Yeni nesil sorular bittikten sonra da diğer dil bilgi sorularını çözeceksin. Yani ilk başta en zorlu kısımla başlıyoruz yeni nesil sorularla. Ardından anlam bilgisi bittikten sonra dil bilgisine saldırıyoruz. Dil bilgisi soruları, ön bilgi soruları bitiriyoruz. Sonrasında yazım kuralları ve cümle türleriyle 3. turu tamamlamış oluyoruz. Ve artık hepsini doğru yapmış oluyoruz. Tabi bununla alakalı sadece Türkçe değil. Taktikli seti de alabilirsin. Taktik setin içerisinde fen, İngilizce, inkılap tarihi, matematik tüm dersler var. Bu senin için daha avantajlı olabilir. Böylece sadece Türkçe değil diğer derslerde de en yüksek netleri hedefleyebilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç'um. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam.